Merhaba arkadaşlar Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size bu şekilde ara suyu ve çiçeği olan bir model hazırladım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi pek bir zorluğu yok. Görünüşü ama arkadaşlar şarkı feleği andıran bir model. Çok hoş ve çok zarif yapımı da bir o kadar kolay bir model. Şimdi arkadaşlar modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar iki şey zincir çekerek tığ battığımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Tığ battığımızın içine sık iğne ile girip üzerine iki tane zincirimi çektim. Bir defa tığımı doluyorum. Hemen yandaki tığ battığımın içine girip iki, iki olarak aldım buraya bir minik trabzan yapıyorum. Bir, 2, 3 ve 4 zincir. 4 zincirim arkadaşlar. Trabzanımın içine girip sık iğne ile kapattım. Buraya bir kirpik yaptım. Yanına da hemen bir sık iğne. Bakın sık iğne arkadaşlar bu tomurcumu belirgin gösterdi. Şöyle güzel bir şekilde durmasını seviyorum. Yanındaki sık iğne. 2 zincirimi çekiyorum. Yandaki tığ battıma giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Evet bu kadar ara suyunun yapılışı bu şekilde bir zincirimi çektim şöyle ipimi uzatıyorum arkadaşlar buraya orta boy şöyle bu büyüklükte bir örümcek yapıyorum bakın bu şekilde arkadaşlar örümceğimizin boyutları hep aynı olmak zorunda iki defa tığımın başını doladım 1-2-3 bu şekilde dördüncü trabzanın içine sık iğne ile girip bir 2 2 iki, 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 iki. Buraya uzunca bir tırabzan yapıyorum arkadaşlar. Hemen 8 tane zincir. 8 zincirimi tırabzanımın tepesine çekip şöyle arasından girip buraya büyükçe bir yuva yapıp kapattım. Geriye 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Trabzanımızı yaptık. Büyüklüğü bu şekilde olacak. Hemen arkadaşlar trabzanımı buraya sık iğne ile sabitliyorum. Bir tane de tığ battı da yaptık. Bir, iki zincir bir defa doladım. Hemen yandaki tığ battımın içine girip aynı şekilde iki iki alarak bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir kapatıyorum. Buraya tomurcuk olarak. Yine sık iğne ile girdim. Belirgin olması için. 2 zincir yandaki tığ battı ya. Sık iğne ile kapatıp tamamladım. 2 zincir bir defa doluyorum. 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen trabzanımı kapattığım yere sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir sıradaki tığ battıya kapattım. Bu şekilde. Araya arkadaşlar 5 tane bu kirpikli üçgen ara suyumuzdan veriyoruz. Siz ne kadar vermek isterseniz arkadaşlar vermek sizin kendi elinizde. Örnek amaçlı ben bu şekilde arkadaşlar 5 tane koydum. 5 tane de bu çıtı örnekler için arkadaşlar bence yeterli. Evet. Şunu arkadaşlar beraber bu şekilde tamamlayalım. Kapattım. Sonra dibine bir sık iğne. İki zincir hemen bu şekilde. Evet arkadaşlar tekrar bu şekilde üç tane yaptık sizle bir tane de başta yapmıştık. 5 taneyi tamamlayıp tekrar bu örümcekli sık iğneli trabzanımızı yapıp devam edeceğiz. Evet şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar beyaz ipimizle zincirimizi çektik. Bu 8 zincirli yuvamızın içine sık iğne ile girdim. Bu şekilde şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığımın başını doladım. 1 2 2 2 bu şekilde bir trabzan yaptım. Bir, bir zincir arkadaşlar. Bir defa doladım. Hemen bu yaptığım trabzana girip 2 2 aldım. Buraya bir trabzan yaptım iki tane. Bir defa doluyorum. 2 2 3 oldu. 4 5 6 7 ve 8. 8 tane trabzanı yaptım arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde buraya trabzanımı yapıyorum. Yeşil yuvaya sık iğne ile girdim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 2 defa doladım. Yeşil yuvaya girip 1 2 2 2 bu şekilde trabzan yaptım. Bir zincirimi yine çektim arkadaşlar. Yuvaya girip 2 2 aldım. Bir defa doluyorum. Yuvaya giriyorum 2 2 3 yine 8 trabzana tamamlıyorum. 4 5 6 7 ve 8 8 trabzanım olunca arkadaşlar bu şekilde bir zincirimi çekiyorum yine bu şekilde arkadaşlar bir zincirimi 9. trabzan olarak dibine kapatıyorum yine yeşil yuvaya girdim bir sık iğne ile yeşil yuvamdayım 1 2 3 4 5 şöyle arkadaşlar bakın fazla fazla bırakıyorum ki rahat bir şekilde buraya 8 trabzanı yapabilmek için 6 ve 7. 2 defa doladım. Hemen yeşil yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2. Trabzanı yaptım. 1 zincir 1 defa doladım. 2, 2. 1 defa doluyorum. 2, 2, 3. 4, 5, altı, yedi ve 8 Bir zincirimi çektim arkadaşlar. Yine aynı şekilde beyaz yüz bu trabzanın içine kapatıyorum bu şekilde ve yeşil yuvaya da yine sık iğne ile girdim. Bir zincirimi çekiyorum. İpimi koparıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi mavi kısmının trabzanlarının yapımına geçelim. Evet arkadaşlar. Buradaki beyaz kenarda yaptığım 7 zincirli yuvanın içine sık iğne ile ipimi tutturdum. Bir zincirimi çektim. Bir defa doladım. 2 2 aldım. Trabzan yaptım. 2 trabzanım oldu. Burayı arkadaşlar toplam yine aynı beyaz dolduğu gibi 9 trabzanla dolduracağız. 5 oldu. 6 7 ve 8 8 tane bu şekilde trabzanı doldurdum. Bir zincirimi çekip yine bu yuvanın içine arkadaşlar sık iğne ile sabitledim bu şekilde ilk yuvamızı doldurmuş olduk 8 tane zincir çekiyorum ve buradan arkadaşlar yuvanın içine sık iğne ile sabitledim bir zincirimi çektim bir defa doladım 2 2 bir defa doluyorum 2 2 3 4 5 6 7 8 1 zincir yine aynı yuva 9 Arkadaşlar şimdi şunu göstereyim bakın şu şekilde zincir arkada kalıyor Böyle kapattığımız zaman gözükmüyor. Yine 8 zincirimizi çekiyoruz bu şekilde. ve bakın arkadaşlar bu son yuvamıza şöyle geçiş yapıyoruz önden de geçebilirsiniz çünkü arkadaşlar şu şekilde bittiğinde beyaz kısmını şöyle önüne geçiriyoruz Elimizle ittirince gidiyor yine aynı şekilde bu son yuvama da arkadaşlar 8 tane zinciri trabzanı dolduruyorum 2 2 3 4 5 yapımı çok kolay 6 7 ve 8 8 de trabzanımı da yaptım bir zincirimi çekip kapattım iki defa da alınca arkadaşlar bu şekilde güzel bir görüntü oluyor 3 biraz büyük oluyor şimdi ipimi koparıyorum şöyle arkaya çekip iplerimi yakıp hemen geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Hem yapımı çok kolay hem de görünüşü çok güzel. Çok hoş ve zarif bir model oldu arkadaşlar. Umarım faydalı bir görüntüsü güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.